Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeri Risalesi'nden tasavvufta makamlar ve haller bölümünden devam ediyoruz. Haya, çekingenlik ve utanmada demek olan haya, Allah korkusu ve Allah muhabbetiyle onun istemediği şeylerden çekinmektir. O Allah'ın kendisini gördüğünü bilmiyor mu? Alak suresi 17. ayetinde insanın Allah'a karşı takılması gereken hayasına işaret etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haya imandandır diyerek haya iman ilişkisini dikkatleri çekmiştir. Allah Resulü bir defasında ashabına Allah'tan hakkıyla haya ediniz deyince onlar da kendilerinin Allah'tan haya ettiklerini söylemişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyurdu. Ben ondan bahsetmiyorum. Kim Allah'tan gerçek manada haya ederse o kimse başını ve onu saran azalarını, midesini ve midesinin etrafındaki azalarını haramdan korusun. Ölümü ve çürümeyi hatırında tutsun. Kim ayreti umuyorsa dünya hayatının süsünü bıraksın. Kim böyle yaparsa işte o Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. Ebu Muhammed Cerir'in şu sözü hayli ibretliktir. Saadet hasrında yaşayan ilk nesil bütün işlerini dinin öğrettiği edep ve hükümlere göre yürütmüşlerdi bir zaman sonra dini açıdan bir zayıflama oldu. İkinci nesil işlerini vefa ağırlıklı yerine getirdiler. Sonra vefa da kaybolup gitti. Üçüncü nesil geldi. Onlar da işlerini mürüvvet üzerine götü gördüler. Bir zaman sonra mürüvvet de yok oldu. Sonraki dördüncü nesil birbirlerine haya ile muamele ettiler. Sonra haya dağılındı. Ondan sonra insanlar menfaat ve zarara dayalı muamelede bulunmaya başladılar. Cenab-ı Hak Hazreti İsa Aleyhisselam'a şöyle demiştir. Nefsine nasihat et. Eğer nefsin o nasihatı kabullenirse başkalarına da nasihatte bulunabilirsin. Aksi takdirde halka vaaz ederken benden utan. Haya ile alakalı söylenen sözlerden bazıları şunlardır. Hz. Zünnun aşk konuşturur, haya susturur, haf hüzünlendirir. Denilmiştir ki utanılacak bir yerde bulunmamak hayanın alametlerinden birisidir denilmiştir ki haya Allah'ın devamlı surette kendisine nazar ettiğinden dolayı kalbin eremesidir. Ebu Ali Dekkak kulunun işlediği günahtan ötürü haya eden Allah Sübhan'dır. Bütün arıza, kusur ve hatalardan münezzehtir, uzaktır. Hudayl bin İyaz şu beş şey kulun betbahlık alametidir. Kalp katılığı, gözyaşının kuruluğu, haya'nın azlığı, dünyaya rağbet ve dünyevi uzun arzu ve emeller. Cüneydi Bağdadi haya hem Allah'ın nimetlerini hem de kendi kusurlarını görmendir. Bunlar yapabildiği, yapılabildiğinde bir halet hasır olur ki işte o hayadır. Hürriyet Hürriyet sözlük manası itibarıyla meşru her isteğin herhangi bir engelle karşılaşmadan gerçekleştirilmesi, herhangi bir baskı, mahkumiyet, boyunduruk altında bulunmama hali ya da seçme, seçilme ve hareket serbestisi gibi manalara gelmektedir. Tasavvuf terminolojisinde hürriyet ise insanın hiçbir mahlukun köleliği altına girmemesi, hiçbir gücün etkisinde olmamasıdır. Sağlam ve doğru bir hürriyetin göstergesi, kalben eşya arasında fark görülmemesi, böylelikle değerli ile değersiz eşyanın birbirine eşit olması halidir. Hazreti Harise radıyallahu anh'a Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme girerek işte tam bu manayı vicdanda duyduğunu şu şekilde ifade etmiştir. Nefsimi dünyadan çektim. Onun taşı ile altını arasında benim için hiçbir fark yoktur. Hürriyetin hakikati insanın yüce Allah'a tam manasıyla kul olması, kulluk şuurunu takınmasındandır. İnsan Allah'a kullukta samimi olursa ondan başka her şeyin köleliğinden kurtulur. Hürriyet yaratılmışlardan hiç kimseye kul köle olmamak manasına gelmesinin yanında dünyaya yönelik bir menfaate ve ahirete yönelik bir beklentiye girmemek onlara kul köle olmamak şeklinde de anlaşılmıştır. Zikir Anmak, hatırlamak, yad etmek manalarına gelen zikir, sufilerce Yüce Allah'ın ad ve ümanlarının teker teker veya birkaçının bir arada tekrar edilmesinden ibarettir. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Ahsap suresi 41. ayet. Zikir hakkındaki ayetlerden sadece bir tanesidir. Bununla ilgili hadislerden bazılarını örnek olarak verebiliriz. Bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amellerinizin en hayırlısını, melekiniz olan Rabbiniz katında en temiz olanını, derecenizi en çok yükseltenini, altın ve gümüş infaktan düşmanla yaka paça mücadele ederek sizin düşmanı düşmanın da sizi öldürmesinden daha faziletli olan şeyin ne olduğunu haber vereyim mi dediğinde, ashab o nedir ya Resulallah demiş, Efendimiz de Allah-u Teala'yı zikirdir buymuştur. Efendimiz bir defasında da Allah Allah denildikçe kıyamet kopmayacaktır buyurarak, dünyanın zikirle ayakta durduğuna işaretle bulunmuştur. Allah Resulü bir gün ashabın yanına gelmiş ve ey insanlar, cennetin bahçelerine uğradığınızda istifade edebildiğiniz kadar edin, buyurunca kendisine cennet bahçelerinin ne olduğu sorulmuş. O da zikir meclisleridir şeklinde cevap vermiştir. Dilin zikri ve kalbin zikri olmak üzere iki çeşit zikirden bahsedilebilir. Kalbin sürekli bir biçimde Allah'ın Allah'a zikredebilmesi dilin zikri ile ancak mümkün olabilir. Kul hem dili hem de kalbi ile zikre muvaffak olabilirse Hakk'a yaptığı yolculukta kamil bir sıfat elde etmiş olur. Zikir Veliliğin namesi diplomasıdır. Onda başarılı olan kimseye o diploma verilir. Zikirden uzaklaşan kimse velilikten azledilir. Zikir, Allah'a giden yolda çok kuvvetli bir esas hatta bu yolun temel şartıdır. Zikri daimi olmadan hakka vuslat imkansızdır. Zikre ait özelliklerden birisi onun belirli bir vakitle sınırlandırılmayışıdır. Bir başka deyişle zikrullahın belirli bir vakti yoktur. Namaz bütün ibadetlerin piri olduğu halde belli zamanlarda eda edilir ve eda edilmesi caiz olmayan vakitler de vardır. Zikrullah ise zamanın her diliminde yapılabilir. Onlar ki Allah'a gah ayakta, divan durarak, gah oturarak, gah yanları üzerine zikrederler. Ali İmran Suresi 191. ayette fehvasınca ne zaman itibariyle ne de hal itibariyle zikrullah'a bir tahdit getirilmemiştir. Zikrin bir başka meziyeti de zikre, zikirle mukabelede bulunulmasıdır. Allahu Teala beni zikredin ki ben de size anayım buyurmuştur. Bu başka ümmetlere verilmeyen sadece Efendimizin ümmetine bahşedilmiş bir lütuftur. Ebu Osman'a zikir yapmalarına rağmen onun tadını alamadıklarını sormuşlar ve cevap şu şekilde gelmiştir. Azalarınızdan bir tanesini kendi taatiyle süslediği için Allah'a hamd edin. Hasan Basri Rahmetullahi Aleyh şöyle demiştir. Manevi lezzeti namazda, zikirde ve Kur'an tilavetinde arayın. Buldunuzsa ne güzel. Yok bulamadıysanız biliniz ki kalbinizin kapısı buna kapalıdır. Denilmiştir ki kalple yapılan zikri melek bilemediği için Allah'a götüremez. Ondan ötürü kalbi zikir kul ile Allah arasında bir sırdır. Hazreti Sehil de zikri bırakmaktan daha büyük bir günah bilmiyorum. Sözüyle zikri olan bakış açısını ifade etmiştir. Hz. Sevri her şeyin bir cezası vardır. Arif'in cezası ise zikirden kesilmesidir. Diyerek zikri bırakmanın bir ceza oluşuna nazarları celbetmiştir.